Başkanım, fakülte. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haydi, nasıl bey? A kaj je do škrime? Kao do škrime, po. Pa do škrime. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Çok kıymetli kardeşlerim, Makedonya İslam Birliği Başkanı, çok değerli Doktor Şakir Efendi Fetahu hocamız, değerli müftümüz, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatler. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını sizlere iletiyorum. Değerli kardeşlerim, şöyle tarihe doğru baktığımızda İstanbul'dan yaklaşık 100 yıl önce ecdadımız bu bölgelere gelmiş, bu bölgelerin, bu şehirlerin İslam'la tanışmasına vesile olmuş. Allah hepsinden razı olsun. Gani gani rahmet eylesin. O gün bugündür bu topraklarda ezan sesleri yükseliyor, camilerimizin sayısı artıyor ve bugün elhamdülillah İşte Üsküp'ten buraya gelinceye kadar minareleri seyrede seyrede gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadık. Allah sizden razı olsun. Yani Gostivar'la Türkiye'nin Bursa'sının, Konya'sının, İstanbul'un bir farkı yok. Üsküp'le bir farkı yok. Yani burada da ezan sesleri yükseliyor, orada da yükseliyor. Birliğimiz, beraberliğimiz o kadar büyük ki, o kadar iç içeyiz ki Rabbim bu birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir zaman bizlerden uzak eylemesin. Bizi mahrum eylemesin birliğimizden, beraberliğimizden. Biraz önce okuduğum ayeti kerimede buyuruyor ki Rabbimiz, estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu dukulu fissilmi kâffe. Ey iman edenler, hepiniz silme giriniz. Yani İslam'a giriniz. Barış içerisinde yaşayınız. Ve la tettebi'u hutuvatiş şeytan. Şeytanın adımlarının peşinden gitmeyiniz. Şeytanın adımlarını takip etmeyiniz. Şeytan her zaman kötülüğe teşvik eder. Kavgaya teşvik eder. Düşmanlığa teşvik eder. Ama Allah iyiliğe teşvik eder. İyiliği emrediyor. Güzelliği emrediyor. Barışı emrediyor. Huzuru bir arada yaşamayı emrediyor. Biz İslam'dan aldığımız bu anlayışla Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere'de kurmuş olduğu farklı inançlardan, farklı renklerden, farklı dillerden insanların bir arada yaşayabilme tecrübesini bugün işte bu bölgelerde en güzel bir şekilde yaşanması için gayret ediyoruz.
Medine-i Münevvere'yi şöyle bir gözünüzün önüne getiriniz. Farklı inançlardan insanlar vardı. Allah Resulü Efendimiz öyle güzel bir düzen gerçekleştirdi ki orada. Bugün dünyanın her yerinde örnek alınması gereken bir hayat tarzını İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam en güzel örneğini gerçekleştirdi. Biz de onun örnekliğini bugünlerde ve her zaman, yani kıyamete kadar Müslümanlar nerede yaşıyor olursa olsunlar, onun örnekliğinden istifade ederek Müslümanlığımızı en güzel bir şekilde yaşamaya çalışacağız. Çocuklarımız işte camilerden istifade ederek Peygamber Efendimizin en güzel örnekliğini öğrenecekler. Nasıl ki doğduklarında sağ kulağına ezan okuyoruz, sol kulağına kamet getiriyoruz. Ne demiş oluyoruz? Sen Müslümansın. Son nefesine kadar İslam'ın ilkelerine göre yaşayacaksın mesajını çocuklarımızın kulaklarına okuyoruz. Son nefesine kadar İslam da şereflenmesini sağlamak için temelleri bu şekilde atıyoruz. İşte bu topraklarda, İslam da yoğrulan bu topraklarda yaşayan siz Müslüman kardeşlerimiz bu geleneklerimize, bu ilkelerimize riayet ederek yaşıyorsunuz. Rabbim kıyamete kadar bizi bu anlayıştan uzak tutmasın inşallah. Adın ne senin? Bu. Hem Muhammed hem Mustafa. Ne güzel. Nasıl biraz daha alayım? O zaman. Eyyala kaçana. Muhammed Mustafa. Tamam. Maşallah. Adın Narim. Senin? Ahmet. Adın ne? Mizan. Ammar. Allah muvaffak etsin. Allah muvaffak etsin. Maşallah. Teşekkür ederim. Hoş bulduk.